Herkese merhabalar. Başka bir videoda tekrar birlikteyiz bugün. Bugünkü anlatacağım konu arkadaşlar Hamming Distance algoritması. Size verilen iki adet string'in içerisinde aynı indekslerde olan fakat farklı olan karakterlerin sayısını belirten bir kavram arkadaşlar. Burada Hamming Distance kavramı. Çok basit bir şekilde zaten örneklerde burada nasıl farklılaştırıldığını, nasıl hesaplandığına dair bir örnekler verilmiş. Örneğin Caroline ve Catherine stringlerine bakarsak burada sadece aynı indekslerde olup farklı olan karakterlerin sayısını bizden geriye döndürmemiz istiyor. Örneğin Caroline içerisinde K ve A, evet, aynı indekslerde ve aynı karakterler, bunları saymıyorum. İkinci indekste R var, burada T var. Evet, o yüzden bir arttırdım counter'ımı. Burada 0, 1, 2, 3. indekste O ve H var. Bunlar da birbirinden farklı ve L ve R de birbirinden farklı olduğu için ben toplamda aynı indekslerde bulup farklı olan karakterlerden kaç adet var bunu geriye döndürmem isteniyor. Bu da arkadaşlar burada da aslında tanımda da bahsettiğim gibi information theory içerisinde Hamming distance olarak adlandırılıyor. Çok basit bir yöntem arkadaşlar burada hesaplama yapılırken. Şöyle tekrar bir Visual Studio'ya geçelim hemen. Burada hemen zaten ben bunun bu algoritmanın nasıl Hamming Distance algoritmasının nasıl hesaplanacağını burada halihazırda oluşturmuştum. Buradaki arkadaşlar Hamming Distance'ı hesaplarken aslında ilk kontrol etmemiz gereken kısım iki string'in uzunluğu birbirine eşit olup olmadı. Eşit değilse arkadaşlar bu uzunluklar bizim burada bir hata fırlatmamız gerçekten doğru olacaktır. Çünkü biz Hamming Distance dediğimiz kavramı bu sayıyı arkadaşlar sadece aynı uzunluktaki stringler içerisinde hesaplayabiliyoruz. Eğer bu iki stringin uzunluğu birbirine eşit değilse ben burada bir hata fırlatabilirim bu metodumun içerisinde. Daha sonra arkadaşlar ben burada bir diff count yani her indeksteki farklı aynı indeksteki karakterlerden farklı olanların sayısını bulmak için bir değişken hesaplıyorum. Daha sonra da klasik ben bir string'in içerisindeki bütün karakterlerde iterasyon yaparak aynı indeksteki karakterlerin sadece eşit olmadığı durumlarda ben gidip bu diff count değişkenimi arttırıyorum. Bu nedenle arkadaşlar bütün aynı indeksteki karakterler ne zaman birbirinden farklıysa ben bu diff count değişkenimi bir arttırdığımda aslında bu iki string arasındaki Hamming Distance'ı da hesaplamış oluyorum. Gerçekten çok basit bir algoritma arkadaşlar. Sadece yukarıda dediğim gibi öncelikle bu iki string'in uzunluklarını eşit olup olmadığını kontrol etmeniz ve her bir indeksteki karakterin diğer string'in içerisindeki aynı indeksteki karaktere eşit olup olmadığını kontrol etmeniz sizin için yeterli olacaktır bu Hamming Distance içerisinde. Daha sonra da arkadaşlar bütün karakterleri tarayıp bu diff count'ımı buradan geriye döndürmüş oluyorum. Dediğim gibi arkadaşlar çok basit bir algoritma. Aslında tekrar şöyle bir Google Chrome'a geçelim. Hesaplama olarak çok basit bir algoritma. Burada zaten Wikipedia sayfasında örnekleri de verilmiş. Tabii bunlar harf da olabilir, rakam da olabilir veya farklı karakterler de olabilir. Hiç fark etmez. Bunların içerisinde yeter ki aynı indekste farklı karakterler olması bizim için o Hamming Distance'ı artırmamızda yeterli olacak. Burada da zaten arkadaşlar hem algoritması hem de burada bir bitwise işlemiyle, bit manipülasyon işlemiyle de aslında bir nasıl çözülebileceğine dair bir yöntem de ek olarak belirtilmiş burada. Peki arkadaşlar benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.